Evet. Merhaba Dayı Komiks aboneleri. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet, bugün Prestij çizgi roman kitap evinden sizlerle yaptığım alışverişi paylaşacağım. Aslında ben bu aldığım kitapları internetten sipariş etmiştim. Fakat kendim zaten İzmit'te olduğum için ve Prestij ailesinde tanıdığım için kargoyla uğraşılmasına gerek yok dedik. Ve ben kendilerine gidip aldım bu ürünleri. Neyse, lafı fazla uzatmayalım. Size aldığım çizgi romanları göstereyim. Evet, sevgili aboneler, gördüğünüz gibi Prestij'den harika çizgi romanlar aldım. Bu kutunun içinde duruyor. Bakalım neler almışız. Bakalım. Evet. İlk çizgi romanı çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi Kısas 1. bölüm Öcü. Bu A kapak olması lazım. Gördüğünüz gibi bakın şurada ibare var. Bir daha göstereyim. Yetişkinlere tavsiye edilir. Niye? Çünkü bu gerçekten de öyle 14-15 yaşındaki birine göre uygun değil. Daha sert bir çizgi roman. Ama yani 18 yaşını geçtiyseniz gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz. Evet, sonra bir tane daha çekiyorum. Ne çıkıyor? Joe Hill'den Pelerin. Şöyle arka kapağını da göstereyim size. Ben bunun Free Comics Day'de dağıtılan versiyonunu okumuştum. Çok güzel bir hikayesi var. Tavsiye ederim pelerini almanızı. Bu soft cover hali. Bir de bunun hard cover halini yaptılar. Tabii ben onu da aldım. Ve gördüğünüz gibi pelerin hard cover. Vallahi çok güzel bir işçilik yapmış buradan Prestij ailesine. Tebriklerimi iletiyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. Bakın. Bu da arkası. Vallahi güzel olmuş. Özel edisyon. Limitle. Hatta bu dur bakayım. Yazıyorum bir yerde. Evet. Bana sanırım şurada gördüğünüz gibi 14. su gelmiş. İyi, güzel valla. Sevindim buna. Sonra arkadaşlar, evet. Savaş Günlüğü. Yine Prestij'in bastığı başka bir eser. Bakın. Şöyle güzel. Bu bende var mıydı? Fotoromanmış bu. Bende var mıydı? Hatırlamıyorum. Bende olabilir ha. Belki ekstradan almış olabilirim yani. Ekstradan aldıysam ileride çekilişte verebilirim yani bu eseri. Ve evet. Marmara'nın bastığı Amazing Fantasy. Örümcek Adam. Görüyorsunuz. Örümcek Adam'ın ilk hikayesi Amazing Fantasy. Daha sonradan Amazing Spider-Man adıyla kendi dergisine kavuşuyor. Ama daha alışveriş bitmedi. Bir tane daha geliyor. Ne geliyor? Conan the Barbarian. Evet. Mahmut Asrar'ın çizdiği Barbar Conan. Yeniden Marvel'dan başladı. Şu arkası bu. Gördüğünüz gibi Prestige varyant kapağı. Tekrar göstereyim size. Gayet hoş bir kapak. Bir de dedim böyle alalım. Ve arkasından ne geliyor? The Crow, Gece Yarısı Efsaneleri Cilt 2. Et ve Kan. Evet. Şimdi The Crow deyince sizin aklınıza pek bir şey gelmez. Şöyle diyeyim. Crow bizim dönemimizin efsane filmlerinden bir tanesiydi. Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee oynuyordu. Ve maalesef ki kendisi çekimler sırasında bir kaza sonucunda vefat etti. Film çok iyi bir filmdi. Gerçekten hani insan düşünmeden edemiyor. Eğer vefat etmeseydi, Crow 2, Crow 3 çekimlerinde de olsaydı, yani şu anda belki de atıyorum bir Walt Kilmer'ın falan yerinde olabilirdi yani. Bir şey olabilirdi. Ya da başkasının yerinde olabilirdi yani. O da çok ünlü bir oyuncu olacağını inanıyorum. The Crow filmini her yerden bulabilirsiniz. Ben izlemenizi tavsiye ederim. Çok iyi bir filmdir. Biz o zaman bilmiyorduk tabii Crow'un aslında bir çizgi romandan uyarlandığını. Biz sonradan öğrendik. Ve işte Prestij de sağ olsun
The Crow hikayelerini basmaya başladı. Alın okuyun derim ben. Sonuçta bu da Spawn gibi bağımsız çizgi roman kategorisine giren eserlerden. Crow'un ilginç maceralarını okumanızı tavsiye ederim. Sonra neler var? Şuradan evet. Bakalım daha ne almışız. Evet. Yine Prestige etiketiyle Yargıç Dredd 8. sayı B kapak. 8. sayı. Yargıç Dredd galiba 13. 14. sayısını falan çıkardı. Yargıç Dredd de bizim dönemimizde meşhurdur. Yine Dredd diye bir filmi yapıldı son dönemlerde. Güzel bir filmdi o. Yargıç Dredd'i o zaman Sylvester Stallone oynamıştı. Biz bayağı hastası olmuştuk Yargıç Dredd'in. Hatta sonradan artık hangi gazete hatırlamıyorum ama orada Dredd'in böyle küçük küçük 4-5 karelik hikayeleri falan yayınlanmaya başlamıştı. Prestige de gördüğünüz gibi Yargıç Dredd'i basmaya başladı. Hani tamam Superman, Batman, efendim işte Örümcek Adam, X-Men güzel ama bunları da kaçırmayın. Yargıç Dredd'i de kaçırmayın diyorum. Gördüğünüz gibi Yargıç Dredd. Bu da 7. sayı A kapak. Genelde ben A kapakları toplarım. A kapak yoksa B kapağa yöneldim. Hadi onu da bulamazsak C kapağa gideceğiz herhalde. Burada da şöyle Yargıç Dredd A kapak. Bu da 6. sayının. Arkadaşlar. Buyurun. Bence kaçırmadan alın Yargıç Dredd'i. Ve yine Yargıç Dredd. Bu ne? Oo. Bu da 5. sayı B kapak. Ben bayağı da Yargıç Dredd almışım ya. İyi canım bunları böyle alalım da biriktirelim yani. Daha sonra rahat rahat okuruz. Belki ileride mesela eserler birleştirilir. İşte soft coverları çıkar, hard coverları çıkar. Daha janjanlı olur. Onları da katarız. Ve en sonda arkadaşlar aldım. Dracula. İkinci baskı Dracula. Biliyorsunuz Dracula eseri Bram Stoker'ın bunun zamanında NTV yayınları gördüğünüz gibi şurada çizgi roman Dünya Klasikleri adı adıyla basmıştı. Ben pek almamıştım. Daha doğrusu görmüştüm hep ama çok dikkatimi çekmemişti bunlar. Aralarından tek dikkatimi çeken Dracula'ydı. Çünkü ben çok severim Dracula'yı. Kitabını da okudum. Siz de rahatlıkla kitabını bulabilirsiniz her yerden. Bu baskı bayağı bir eski baskı. Allah'tan Prestige'de kalmış bir tane. Onu da ben aldım. Daha başka var mı yalnız deposunda falan bilmiyorum. Evet şurada bakın ne diyor. Evime hoş geldiniz. Kendi rızanızla girin içeri. Girin girin. Kaygılanmayın. Ve biraz mutluluk bağışlayın bize. Getirdiklerinizden birazını. Oo. Oo, hatırlıyorum bunu ya. Evet. Bu sahneyi hatırlıyorum ya. Jonathan Harker girdiğinde söylüyordu galiba. Ve tabii ki dur bakayım. Daha başka var mı içeride? Önce ona bakayım şurada. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Evet. Ve Prestige'den harika ayraçlar. Pelerin ayraçları. Ters dönmüş. Bakın Pelerin harika ayraçları. Bunlardan tabii size arkadaşlar biliyorsunuz ben her yüzde bir yani her 100 abone fazlalaştığında bu da kısasın ayraçları size bunlardan dağıtıyorum. Yine tabii Prestige'e uğrayıp bunlardan alırım size vermek için. Yine 300 aboneyi geçince, 400 aboneyi geçince yapacağımız çekilişlerde bu kısas ve pelerin ayraçlarını kazanma şansına sahip olacaksınız. Tabii inşallah kısasın vardır ellerinde ve pelerinin. Uğradığımda bakarım. Varsa fazla alırım. Bir sonraki çekilişte 300 abone geçtiğimizdeki çekilişte kısas ve pelerin ayraçlarını da araya katarım. Evet, benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Başka bir çizgi roman alışverişi videosunda da görüşmek üzere.